tevatta'a raculu, bir adam abdest aldı evinde. Fahsenel vudu'a, abdesti güzelce aldı, farzlarını, sünnetlerini, edeplerini yerine getirdi. Kerahatlerden abdest alırken konuşmadı. Mesela suyu israf etmedi. Veya böyle vuruyor abi, şöp şöp vuruyor. Niye vuruyor? Usulca alsana ya bunu. Çocukla su oynadığı gibi. Bu da yarışmıyor. Usul usul alacaksın. İsraf etme. Böyle evinde güzel abdest aldı. Kerahatlerinden kaçındı. Sümme haraca. La yukhricuhu ve la yenhezuhu. Lem yahtu hatvaten illa rafa biha dereceten ve utta anhu. Evet. Biha hatiyeten. Çıktı. Ne yap? Nereye gidiyor? Camiye gidiyor. Niçin? Cemaatle namaz kılmaya gidiyor. İse öyle diyor. Sadece cemaatle namaz kılmak için evinden abdest aldıktan güzel çıktıktan sonra bir adım attıysa bir derece verirler ona. Bir derece yükseltirler. Ve o adımında bir günahını da silerler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adımında bir derece alır, diğer adımında da bir günahı silinir. Ta dönene kadar, evine dönene kadar, giderken gelirken, namaz, cemaatten de camide namaz kıldığı gibi verilen cevası. Sadece bu güzel abdest alıp cemaate gelmenin ne kadar güzel olduğunu. Şimdi cemaate gelmek bu kadar önemli. Caminin dibinde adamın evi var. İmama kızıyor, gelmiyor. Niye gelmiyorsun ya? İmama kızıyorum. Cami imamın malı değil ki. Allah'ın evidir cami. İmam bugün var, yarın olmayan bir memurdan ibaret. Görevli. Yarın bir başkası gelir. Onun malı değil ki. Niye kızıyorsun camiye? Okuması doğruysa, güzelse, ki onda müftülük hesabını verecek, tayin ediyor. Devlet murakip tayin etmiş, amir, memur tayin etmiş, bir sürü para ödüyor. Güzel namaz kıldıracak, kıldırsın diye. Sorumluları var. Niye sen küsüyorsun ki camiye? Sen namazını camiye git. Gelmiyor dibinde. Caminin dibinde evi var adamın, gelmiyor. Çok yanlış. Buna da mahrum kalıyor. Bir de o cami ondan davacı olacak. Dibimde oturuyor, namazı evde kılıyor, bana gelmedi diye. Caminin hakkı çünkü. Cami davacı olacak. Ama şu hakkın olabilir. Mesela şu camide, senin evin yakındaki cami, tamam namazı iyi de, öteki cami gurradan, alim, fazıl adam. Herkes birbirine uymuyor tabii. Ona gidebilirsin bak. Daha güzel okuyor, daha güzel alim adam diye ona gidebilirsin. Böyle değil. O da bu da o da aynı eşitse yakın caminin hakkıdır. Gitmediğin zaman bir de cami davacı olacak. Camiye gidersen de bu iyilikler var. Camiye devam eden adam imanla göçer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün derdimiz de imanla göçmek. Onun için iyi yer mazeretin yoksa, acele işin yoksa, beş vakti camide kıl. Ayrıca imanla göçmek için. Ayrıca bak şimdi yukarıda bir şeyden bahsettik. Hadis-i şerifle. Rükûsunu güzel yapmazsa, secdesini güzel yapmazsa, kıraatı okuyuşu güzel okumazsa dedik. Eski elbise gibi dürülür, suratına vurulur. Arşa götürülmez. Ama geldin de imama uydum şu imama dedin mi? Sorumluluk senden gidiyor. Eğer bu dediğimiz yanlışları imam yaptıysa 300 kişi namaz kılmış. 300 kişinin hesabını verecek o imam. Sadece kendininkini değil. 300 kişinin hesabını verecek. Senin belgen %100 doğru namaz kıldı diye belge alacaksın. Çünkü gelmişsin camiye, uyumuşsun imama. Bu garantisi de var. Namazın geçerli. Bence akıllı adam 5 vakti camide cemaatle kılmalı. En azından kıldığı garantilik kabul olduğuna dair belge alması bakımından, imanla göçmesi bakımından. Evet, böyle cemaate gitmenin güzel şeyleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu abdest ilkiyle müjdelerini bir hadis daha okuyacağız. Hatta birkaç hadis daha okuyacağız. Öyle Efendimiz bizi teşvik etmek için
Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Müslümanların arasına çok böyle ayrımcı düşünceler sokmaya çalışıyorlar. Başka kimseler. Şuncu buncu diye Müslümanları gruplara ayırıyorlar. Müslümanların arasında soğukluk çıkaracak olaylar çıkarıyorlar. Camiye geleceksin, yan yana duracaksın. Bu profesör, bu okuma yazma bilmiyor, hiç önemli değil. Yan yana duracaksın. Öyle değil mi namazda? Efendim, ilk safta böyle düzgün durdun, bir de sık durarsanız, imamla beraber secdeye, rüküye kalkar yatarsanız, geç kalmazsanız, imamdan sonra kalmazsanız, böyle nizamlı hareket ederseniz, namazınız kabul olduğu gibi, aranızda da böyle sıklık varsa, öyle sıklık ki, kurşunlu binalarının eski yapılarda taşların arasında kurşunla kaynatmışlardır. Tarasu diyor Peygamberimiz. Öyle birbirinize kaynayacak şekilde yan yana duracaksınız. O müminin kalbinden senin kalbine sevgi, iyilik akar. Müminlerin kalpleri arasında kin, nefret, buğz kalmaz. Saf bağlayan adamda kin kalmaz. Böyle saf bağlayacağıma. Görmüyor musun? Selam verse de elini tutsa onda da kalpteki buğz, kin gider diyor Peygamberimiz. Çünkü kinli adam samimi tutamaz ki. Elin zoruyla merhaba dese bile ucundan tutar kaçar. Böyle selam verirken yüzün gülecek. Ve aleyküm selam diyeceksin. Elini tutacaksın. Böyle samimi musafaha edeceksin. Kalbinde kin, nefret kalmadığı gibi namaza gelir de yan yana durarsan hiçbir müminin kalbinde kin, nefret, buğz kalmaz. Isınırsınız. Bizim de bu birliğe ihtiyacımız var ya, Allah da emretmiştir. Nasıl Allah bir demekte hepimiz birsek, toplum yaşamında da müminlerin birlik içinde olmaları Müslümanın emridir. Bu da cemaate gelmekle sağlanır. Kalpler birbirine ısınır. Beraber yatıp kalkmaya, ruku etmeye alışırsınız. Düzene, nizama, intizama alışırsınız. Düzgün saf durmak nizama alışmanın sebebidir. Bizi işte namaz, cemaatle namaz kılmak bizi böyle güzel şeylere de alıştırır. Toplum güzel olur. Hatta o memleketin işlerini düzelttiğiniz gibi böyle tam istenilen şekilde cemaatle namaz kılırsa müminler dünyayı bile ayakta tutarlar. Öyle diyor Peygamberimiz. Tam Allah insanların azgınlığı sebebiyle yıkayım şu dünyayı diye diyeceği sırada müminler böyle kitap gibi dümdüz saf bağlamışlar. Kabe'ye yönelmişler. Huşu içinde böyle yek vücut namaz kılıyorlar. Onların bu hareketinden memnun olur Allah. Erteledim diyor. Bu azgınlardan dolayı batıracaktım dünyayı. Ama şu müminlerin güzel namaz kılışından dolayı çok hoşuma gitti. Bu azabımı, gazabımı erteledim. Buhari Müslim hadisidir. Yani güzel cemaate gider de güzel namaz kılarsanız, nizamlı, intizamlı, dünyayı da ayakta tutarsınız. Kıyamette kopmaz. Kıyamet ancak böyle namaz kılanlar kalmadığında, Allah Allah diyenler kalmadığında kopacaktır. Onu da Peygamberimiz haber veriyor. Kıyametin kopmasını istemiyorsan yine camiye gel. Ortalık allak bullak olmasını istemiyorsan, fitne anarşi dursun istiyorsan camiye gel. Birbirleriyle kenetlen, müminler birbiri kenetlensin. Kitap gibi rükuya kalksınlar, secdeye. Hep beraber birlik beraberlik içinde namaz kılsınlar. Efendimiz bize bunları böylece haber vermiş oluyor. Evet, şimdi gene bu camiye giderken bizim Ahmed bin Hanbel Tabara'nın naklettiği bu hadisten başka şöyle şeyler de var. Bir mümin izâ tavatta ahadüküm fe ahsene vudûahu sümme kharaca âmiden ilel mescidi, abdest aldığın evinde güzel camiye gidiyorsun. Şeytan rahat durmaz. Her vesileyle senin elinden sevabı kapmaya kalkar.
Yaklaşır sana, birini gönderir. Birini gönderir. Onun hilesine çabuk düşen beynamaz bir herifi, dedikoducu bir herifi gönderir. Hemen seni lafa tutar camiye geç gitsin diye. Başlar dedikodu yaptırmaya. O zaman diyeceğim, ben camiye gidiyorum. Kusura bakma. Sonra konuşalım. Bunları, bu şeyleri, tuzaklara da düşmeyeceksin. Dedikodu zaten haram. Bir de mahsus seni alıkoymak için böyle dedikodu çıkarır. Şimdi bunu o kadar, bu tuzaklara o kadar düşüyor ki halkımız. Geliyor amcalar erken camiye. Şadırvan var ya orada. Onun etrafında da sıralar koymuşlar. Gitsene camiye, otursana ya. Namaz kılmış gibi sevap kazanacaksın. Yok, şeytan bırakmaz. Oturuyorlar, Hüseyin ağa, söyle bakalım. Bugün ne yaptın? Yarın ne yapacaksın? Bir başlayalım. Bunlar olur. Derken bir adamın paçasını asılmaya başlıyorlar. Dedikoduya başlıyorlar. Bunlar hep oluyor. Camiye girmekten alıkoyuyor. Dedikodu da tatlı olur biliyorsun. Seni camiye girmekten alıkoyuyor şeytan. Bir de dedikodu yaptırıyor. O güzel aldığın abdestin o sevapları yele olup gidiyor. Bu tuzaklara düşmeyin. Yolda öyle sizi çelmek isteyenlere mesela camiye gelirken arabanıza geliyorsunuz cumaya mesela. Kurallara uymayan herif zırp diye önüne çıkar. Çıkmaması lazım, bakması lazım. Şeytan çıkarır. Hay anasını diyecek mi acaba? Camiye geliyorsun ya, abdest almışsın, güzel gusül etmişsin. O sevap almak için, seni çövdürmek için birini kurcalar, önüne zap diye çıkar. Ne biçim ters yani, kuralları çiğnemiş herif. Dilini tut, kızma. Ne diyelim hocam? La havle ve la kuvvete illa billah de. Camiye giderken müminin önüne 70 engel çıkarmış. O da hadis. 70 engel aşıp geliyorsun. Dikkat et, bu 70 engeli, işte birisi bu. Sövecek mi acaba? Veya çan çıkarken hanım lafa tutar. Şu da alınacak da dur. Namazdan gelin görürüz işimizi. Onu bile şey eder, gönderir sana ki geç gitsin camiye diye. Böyle 70 tane engel çıkar. Onlara da kapılmayacaksın. Şimdi Efendimiz bir daha hatırlatıyor. Güzel abdest aldın. Camiye namaz kılmak için amiden ilel mescid. Sadece cemaatle namaz kılmak kastıyla gidiyorsun. Fera yüşebbikenne asabi'ahu. Evet. Fe innehu fi salatin. Böyle yapman diyor Peygamberimiz. Ellerinizi böyle yapman diyor. Hadis okuyorum. Evden abdestini aldın, namaza gidiyorsun camiye. Abdest aldın, evden ayrıldın, namaz kılıyorsun. Öyle diyor Peygamber. Fe innehu fi salatin. Namaz kılıyor gibidir o. Hüküm öyle. Hep öyle defteri yazıyor. Namaz kılıyormuş gibi yazıyorlar. Namaz da böyle mi yapılıyor? Böyle yapılıyor değil mi? Sen namazdasın diyor, böyle yapma diyor. Evet. Namazdaymış gibi böyle yapma. Başka zamanda yapma. Bunu iyi kabul etmiyor Peygamberimiz. Mesela otururken dizini dikiyor adam, böyle yapıyor. Yanlış arkadaş. Bak yapma dedi Peygamberimiz. Bu yanlış. Şöyle tutabilirsin. Ama bu yanlış. İşte bunu çeşitli şekillerde yorumlamışlar. Sanki diyor şeytanın işine benzer bir iş yapmıştır bu. Veya nasibini kilitlemiştir bu. Çeşitli çeşitli yorumlar yapmışlar bunun, neden peygamber bunu yasakladı diye. Şeylerde öyle söylüyorlar. İyi bir şey değil. Mesela sanki istemiyormuş gibi, evet istemiyormuş gibi bir anlam da taşıyabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığına göre bundan kaçınmak lazım. Ve lüzumsuz bir iştir. Abes işle meşgul olmak da iyi bir şey değildir. Evet.
bundan kaçının diyor. Bu hadiste de onu söylemiş. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Kâb ibn Acize'den. İza tavattatum feşribu aynakum elma'e minel vudu'i ve la tenfudu eydiyeküm fe inna mirvahu şeytan. Bu şeytanın işi, yapma. Bir, iki, abdest aldın. Abdest alırken diyor şu göz pınarlarınızı elinizde yoklayın. Göz pınarlarınızda çirin olur. Gözün bir şeysi olur. Onu altına su gitmesi lazım. İçine değil. İçine su gideceğim diye uğraşma. Dedi ya, su mikroplu olabilir. Göz hastalığına sebep olur. Gözünü yum ama şöyle pınarlarını yokla. Öyle diyor Peygamberimiz. Göz pınarlarınızı su uğratın diyor. Oraları yıkamak lazım. İçini değil, dışını. Orada kirleri yıkamak lazım. Bir o, iki. Evet, öyle söylüyor. Şimdi şeytanın işi yok. Ben çok gördüm. Amcalar, dedeler çocukken hatırımda kaldı. Abdest aldıktan sonra abdest suyunu üstüne böyle şey diyor. Bu da diyor şeytanın işidir diyor. Şeytanın işidir. Bunu da yapman diyor. Neden? Tabii şimdi. Nedenli inşallah cennete gir, peygambere sor. Burada öyle söylüyor. Benim aklıma gelen şu. Abdest aldık, suyu kullandık. Abdest azasından su ayrıldı mı müstamel su olur. Müstamel su da Şafii mezhebinde necistir. Hanefi mezhebinde necis değildir ama gene de o suyla abdest alınmaz. Abdest aldığı suyla abdest alınmaz. Müstamel sudur. Gusül arttığı suyla abdest alınmaz. İmam Şafii Hazretleri abdestin arttığı su necistir diyor. Onun için o Şafiilerin işi zor. Abdest alırken mesela yüzüne su aktı, üstüne necis olduğuna göre pis oluyorsun. Yani bilmiyorum, başka Şafii imamları sonradan bu hükmü değiştirdilerse bilmiyorum ama benim gördüğüm böyle. İmam Şafii Hazretleri'nin şeyi bu. Önlük takması lazım. O fazladan abdest artı suların üstüne değmemesi için önlük takması lazım. İşler zor. Neyse, biz karışmıyoruz. Biz Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz şimdi. Bunu yapmak işte diyor Peygamberimiz. Böyle yapmayın fe yine mirvahu şey. Şeytanın şimdi sıcakta bunalıyor. Değil mi? Böyle ne diyorlar buna? Yelpaze. Böyle bununla serinliyorlar. Şeytanın serinlemesidir bu diyor. Yapmayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle abdest aldığınız üstünüze de böyle silkelemeyin ellerinizi. Pis mi ya? Elinden o suyu atıyorsun. Niye? Elinde kurusun. Mizanına konsun. İzâ tavattâ'te feeblîv fil mazmada vel istinşâk mâ lem tekün saimen. Abdest alırken eğer oruçlu değilsen ağzına bol su al. Böyle şehadet parmağınla baş parmağını da böyle oynat. Tabii misvak yoksa yanında. Misvak varsa misvağı böyle tut, misvağı böyle tut, o parmak kalınlığında misvak, böyle tut misvağı, sağından başla, böyle misvakla, misvaklı abdest alıp da namaz kılarsanız 70 kat daha çok sevap alıyorsunuz. Misvak çok önemli. Bunu alışmaya çalışın. Böyle, evet, ağzına bol su al. Burnuna bol su al, böyle çek, sol elinle, sağ elinle değil, sağ elinle sümkürülmez, kıbleye karşı tükürülmez, sümkürülmez, sol ayağın dibine ıh diye böyle burnunu boşalt. Öyle diyor Peygamberimiz. Bu hadiste de öyle söylüyor. Ve yıkarken diyor şöyle taşırın diyor yıkadığınız yeri. Biliyorsunuz Miraç'ta Peygamberimize cennet gösterildi, cehennem de gösterildi. Cennette geziyor Peygamberimiz. Hazreti Ömer'in bir köşk görmüş. Müthiş. Bayılmış Peygamberimiz. Cebrail'e demiş ki kimin bu? Ömer'in köşkü. Deyince hemen kaçalım buradan demiş. Niye? Çünkü Ömer karısını çok kıskanır demiş.
Onun için görürse bizi burada, bunu anlatmış Ömer'e, ağlamış Ömer. Demiş, ya Resulallah, senden de mi şüpheleneceğim? Beni bu kadar şey mi zannediyorsun diye hüngür hüngür ağlamış. Şimdi oradan bir de takonya sesi duymuş bir köşkten. Güzel bir köşk, takonya sesi var. Birisi var içeride. Kim demiş bu? Bu demiş Bilal, Cebrail aleyhisselam. Bilal diyor, nereden kazandın lan diyor bu güzel köşkü? Ya Resulallah, ben de garibanın tekiyim. Malım mülküm yok, hanımam yaptırayım, cami yaptırayım. Bir öyle param yok, mülküm yok. Ama bu köşkü nasıl kazandın sen, söyle. Ya Resulallah diyor, ben abdest aldım mı diyor, yakışıklı alırım diyor. Omuzlarına kadar yıkarmış kollarını. Böyle emek çekermiş böyle. Sen hani burada kuru yer bırakıyorsun ya, o omuzlarına kadar. Çünkü abdest azalan ateş yakmayacak. Nur fışkıracak mahşerde. Nur çuvalsın diye yukarı kadar mecbur değilsin ha. Bilal Habeşi böyle yaparmış. Böyle güzel abdest alırmış. Güzel abdestten dolayı bu köşkü kazanmış Bilal Habeşi. Miraç hadisi böyle. Buhari hadisi. Onun için diyor ki Peygamberimiz, abdest alırken güzel yapın. Mazmaza istinşakta oruçlu değilseniz bol su alın. Pislik kalmasın dişlerinizin dibinde, burnunuzda. Boşaltın diyor. Oruçluysan yok. Su kaçarsa çünkü o zaman orucun bozulur. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest hakkındaki bu şeylerini, mutlaka müjdelerini, ikazlarını kulağımıza küpe edelim. Güzel bir abdest alalım. Güzel bir abdest, tekrar ediyoruz, günahları giderir, şeytanı insandan uzaklaştırır, cenneti kazandırır. Çok kolay. Güzel bir abdest. Ve de diyelim ki abdest almakta tembellik göstermeyelim. Çünkü çok müjdeler var. Her namazı taze abdestle kılalım. Mecbur olmamakla beraber her namazı taze abdestle alalım. Resul-i Ekrem Efendimizin bu müjdelerine inşallah erelim.